Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeller. İstiklal kündülü haberlerini görüşünün kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. İstanbul'da 75 yıllık Xitay işgaliyetine karşı namayış ütküzüldü. 1. Oktyabr Xitayning Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilganligining 75 yilligi munosabati bilan Turkiyaning Istanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida Xitayning Sharqiy Turkistondagi ishg'oliyatiga va navbatda sistemalik ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi. Namoyishni Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi tashkillagan bo'lib, namoyishchilar qo'llarida Sharqiy Turkiston bayrog'ini va Xitoyning inson qilipidan chiqqan har xil jinoyatlari ko'rsatilgan plakatlarni ko'tarib, Xitoyga qarshi to'liq shiorlarni to'plashdi. Faoliyatda oldi bilan yoshlardan Ibrohim Siddiq marhum shoir Abdurrahim O'tkonning iz nomli she'rini deklamatsiya qildi. Arqadan Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatulla Og'uzxon bayonot o'qib o'tdi. O bayonotida Xitoy Kumriz rejiminin 1949 yılı Şarkı Türkistan'ı işgal kılgandan beri tölük bastırış ve kırgın kılıç cinayetini davamlaştırıp kelgenlikini, ama 75 yıldan beri Şarkı Türkistan halkının Xitoyga baş egmek kelgenlikini, kançılgan mücahitler şehit bolgan bolsumu, karşılık hareketlerinin davamlaşıp kelgenlikini, Şarkı Türkistan davasının mahiyette müstakillik davası ikerlikini, bu yerge yığılgan halk müstakillikini kolga keltürüş iradesine namayan kılıç üçün yığılganlık bildirdi. O bayonotda yana Xitoyning yolg'on tashviqotlarini kuchaytirayotganligini ta'kidlab, xalqaro jamiyat Xitoyning Sharqiy Turkistondagi debsanchilik va irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi harakat qilmay keldi. Barliq davlatlarni Sharqiy Turkistonning ishg'ol qilingan zamin ekanligini e'lon qilishga, shundaqla Birlashgan Davlatlar tashkilotini Sharqiy Turkistonga vakil avitib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarni tekshirishga chaqiramiz dedi. Arkadan Hoca Ahmet Yesevi Cemiyeti'nin mutavalli heyet azası, Xalqaro Sharqiy Turkistan Teşkilatlar Birliği'nin baş meslehetçisi İlyas Saqa söz kılıp, Xitoyning Sharqiy Turkistan'a tacavuz kılganından beri bulan talanına davalmaştırvatkallıkını, irqiy qirg'inchilik siyosati ijro qilganligini, Sharqiy Turkiston xalqining Xitoyga qarshi kurash qilish yo'lini tanlaganligini, bu da'vodan hargiz voz kechmaydiganligini bildirdi. Millet Partiyasining Istanbul shobasining raisi O'zjon Joylar so'z qilib, Xitoy Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlari uchun hamon bir kuni hisob berdiganligini, bu hisobni Turkiya Jumhuriyati oldiganligini ta'kidladi. Arqadan söz kılgan jurnalist Xalis Özdemir, Türk halkı ve Müslümanlarga xitap kılıp, Şarkı Türkistan'da Xitay'nın bastırı cinayetinin devam kılgalıqıga 75 yıl bolgalıqını, bu jarayanda milyonluğun halkının Xitay tarafından kırgın kılgalıqını, bastırış ve zulümge karşı hareket bolmağan seri bastırışının eğilişilgalıqını, halbuki Türkiye halkının Xitay mallarını erzan dep ilvat kılgalıqını, Türk halkını Uyghurlarını kollab Türkiye'deki Xitay mallarını baykot kılışka çakırgalıqını bildirdi. Arqadan Dünya Uyghur Qurultayı Vakfı Reisi Abdurrashid Abdulhamid söz kılıp, Xitoyning Uyghurlarga qarshi ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati, jumladan dini cheklama, majburiy emgakka silish qatorli qilmishlarga xalqaro jamiyatning jazo yurgizishi kerakligini, shundoqla tor dunyosi ijtimoiy uchur vositalari orqali Uyghurlarning navbatdagi ichinishlik vaziyatini tashviq qilishga chaqiriq qildiganligini bildirdi. Sharqiy Turkiston o'limalar birligining rais vakili ustoz Abdusalom Olim inglizcha bayonot e'lon qilib, xalqaroning Sharqiy Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lish majburiyati borligini ta'kidladi. Ahırda Ustaz Abdusalom Olimning yetakchiligida Sharqiy Turkiston xalqining Xitoyning ishg'olidan qutulishi, Xitoyning halokati uchun kollektiv duo qilindi. Xitoyning qizilma boylik monopolligiga taqabul turish strategiyasi o'tirg'i qo'yildi. Xitoyning muhim qizilma boyliklarga bo'lgan monopolligiga taqabul turish uchun Amerika va uning ittifoqdoshlari yangi strategiyalarni o'tirg'i qo'ygan. Amerika Avazı'nın haber kılışçı, Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengişi'nin 79. yığını 30. sentyabr ahırlaşkan bulup, bu uçuruşta Amerika bilen 13 İttifakdaş Devlet ve Avrupa İttifakı Komitetinin tərkib tapkan Kan Məhsulatları Bixatelik Həmkarlığı İttifakı yığın mezgilde Kan Məhsulatları Bixatelik Pul Muamine Toru Kurulğallıqını elan kılığan. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bu vaxtdaki bayanatıda bu pul muamele toru iştirak kılgıcı organlar otursudaki hemkarlıkını küçeytip, uçur almaştırış ve birleşme meblağ yürgüzüşüne ilgili sürüp, köp xil, bihater ve sicil halkılık kan mahsulatları bilen təminle zincirinin berpa kılışını ilgili sürüdü, degen.
Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengeşinin 27 sentyabrdaki yığınıdımı Amerika ve Avrupa İttifakı Komiteti New York şehrinde kızma baylıq hemkarlıq şeriklik münbiri ötküzgen. Bu münbir əza devletleri bilen tabii baylıqlarga bay əza bolmağan devletlerine tutaşdırılgan bulup Kongo, Dominika, Ekvador, Filipin, Serbiya, Türkiye ve Zambiya Katarlıq 7 yeni əza devlet münbirge koşulgan. Bildirilişçe, bu hemkarlıq yerim ütküzgüş, müdafiye, telegraf, davalaş üskünleri, alam katnışı, maşina bataryası, şamal turbisi ve kuyaş energiyası bataryası geçitildikken. Bu kesiplerin yadroluk texnikisi liti, kobalit, nikel, sirek topa, galli, tital katarlıq zor miktardaki açkuşluk mineral maddalarga tayindikken. Amerika Demokratçılar Partiyasının prensit namzatı ve növetki muavin prensit Kamala Harris 25 sentyabr elan kılgan iqtisadi teklif lahiyesi de iqtisad ve devlet bihatelikini kuğdaş üçün halkılıq mineral maddalar zapısı kuruşqa vədə bergen. Şayar nahiyesi de yer tevridi. Bugün Şerqi Türkistan'ın Aksu vilayeti Şayar nahiyesi de 3.4 bal yer tevridi. Xitay yer tevreş ehvaldını məlumat beriş torundan xəbər qilishçe, 1. oktyabr ürümçü vaxtı saat 7-8'de Aksu vilayetinin Şayar nahiyesi de 3.4 bal yer tevrigen. Tevreş merkezinin çonqurluğu 20 km ikirlik eniqlangan. Xitay ilgirkidehla apet haqqıda təpsili məlumat bermedi. İsrailiya Livan'a quruqlu hücumu qozğıdı. İsrailiya armiyası bayanatçısı Daniel Hagari, İsrailiya armiyasının Livan'ın janubidiki Hizbullah'ın ul əsahirlerine karta çeklik ve kuyuk kuruklu hücumi kuzgallıqını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde kayıt kılınışça, İsrailiya uruş aeroplanları Livan'ın paytaxtı Beirut'ın janubidiki Hizbullah'ın korğını dəb atalgan, Dahiya rayondaki bir kısım caylarını buştiş tuğurluq çakırıq elan kılgandan kin bombardıman kılışkı başlıqan. İsrailiya topçu kısımları Livan'ın janubidiki El-Vezzani, El-Khiyam ve Mercayun tüzanlikini uda 2 saat top tutkan. Livan Sahiye Ministerliği tarafından elan kılınan yazma bayanatta körsülüşçe, İsrailiya armiyasının düşenbi günü Livan'ın janubidiki yezi kışlaqlar, Baqa, Baalbek ve paytaxt Beirut'a kılgan hücumlarda 95 kişi hayatından ayrılgan, 172 kişi yaralangan. Hürmetli görmeler, bugünkü haberimiz muşu yerde ayarlaştı. Körgün Allah'a rahmet. Ertki programıda köreşkice aman bolğaysızlar. Allah'a emanet.